Ömer? E hadi çıkmıyor muyuz? Çıkacak mısınız? Şirkete mi? Evet ama çıkmayabilirim. Yok, madem işiniz var, çıkın siz. Ömer? Alev dışarıda bekler misin? Geliyorum ben. Bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi aldın? Önemli değil. Siz çıkmıyor musunuz? Alev bekletme istersen. Sen ne yapacaksın? Gerçek olabilir mi? Kaçabilir mi gerçekten? Belki de doğru değildir. Hala hastanededir belki. Evdeyim. Tamam. Ben gecikmem. Akşam erken gelirim. İyi günler. Ben hastanenizde yatan bir mahkumla ilgili bir bilgi almak istiyordum da. Yener Kaplan. Bilgi veremiyorsunuz öyle mi? Peki tamam. O zaman bunun başka bir yolu yok mu? Anladım. Tamam. Çıkmayacağım dedim ama gerçek olup olmadığını öğrenmem lazım. Ver onları bana Yasin. Gel oturalım şöyle. Yasemin. Sana daha önce de söylemiştim. Ben bir eli tuttuysam bir daha asla bırakmam. Hele ki bu elin sahibi sensen. Beni çok mutlu ettin. Güvenip bana geldiğin için. Ama ben böyle bir şey ustama yapamam Yasemin. Daha kendimi onu affettirememişken kızını alıp gidemem buralardan. Nasıl yani? Ben evden kaçtım Koray. Sana geldim. Gidelim buradan diyorum ama sen... Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Eminim ki bir anlık sinirle verdin bu kararı. Ama pişman olacaksın. Yasemin bak, annen gitti. Bir de sen gidersen ne olacak ustamın hali? Ustamın rızası olmadan ben seni hiçbir yere götüremem Yasemin. Beni affet. Yapamam bunu. Ne olur anla beni. Anlamıyorum ben seni Koray. Ben ne hayallerle, neleri göze alarak senin yanına geldim. Ama sen karşıma geçmiş yapamam diyorsun. Bu mu senin sevgin? Bu mu bana verdiğin değer? Yasemin, ne olur yapma bana bunu. Tamam, ben anladım anlayacağımı. Ben senin kadar cesaretli değilim diyorsun yani. Eğer beni gerçekten sevseydin yarı yolda bırakmazdın. Benim seni sevdiğim kadar sen beni sevmiyorsun. Öyle olmadığını sen de biliyorsun. Yasemin, kızma bana. Bak göreceksin, her şey yoluna girecek. Benim boş laflara karnım tok artık. Madem beni istemiyorsun ben de köye giderim. Ne olacaksa olsun.
bir şey ya? Ya resmen kendi bacağına sıkmak bu. Ne olacak peki şimdi? Ya yakalanırsa ne olacak? Hay Allah'ım ya. Durum o kadar kötü diyorsunuz yani. Tamam. Bakın haber alırsanız ilk beni arayın. Abi sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun ya? Ya sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun ya? İyi günler. İyi günler. Abin hastaneden kaçmış. Haberin var mı? Kaçmış mı? Yok, benim haberim yok. Şu an sizden duyuyorum. Ne zaman kaçmış? Her yerde onu arıyoruz. Neden kaçsın ki abim? Yani... Ya nasıl böyle bir şey yapıyor aklım almıyor. Yok, haberim yok. Zaten girdiğimde de hiçbir şeyden haberim yoktu. Abinle ilgili birkaç soru sormam gerekiyor sana. Gayri resmi de olsa ifadeni alacağım. Yasemin. Efendim Şükran teyze. Neyin var senin? Hiç yok bir şeyim. Var bir şey var. Senin canın bir şeye sıkılmış. Anlatmayacaksın mı Şükran teyzene? Babam beni köye gönderiyor yarın. Anladım. Sen de gitmek istemiyorsun tabii. Düş önüme. Şu babanla bir de ben konuşayım. Boşuna uğraşma Şükran teyze. Babam çok kararlı. Kararından dönmez. Göreceğiz bakalım. Sen Şükran teyzeni dinle. Yürü bakalım hadi. Baban görmeden valizini hemen odana koy. Hadi. Tabakları bırakmak bu kadar uzun mu sürer? Geç kalma demedim mi ben sana? Ben bırakmadım Yasemin kızımı. Gerçi geç kalamam dedi ama... oradan buradan konuşurken... vaktin nasıl geçtiğini anlamadık işte. Sana da çaya geldik Salim Usta. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Başımla beraber. Buyur abla. Sağ olasın. Ben çay koyayım o zaman. Hadi kızım sen çaylarımızı koy. Ben bir şeyler duydum ama Salim. Yasemin bize vedalaşmaya gelince şaşırdım doğrusu. Kızı köye yollayacaksın doğru mu? Doğru abla. Oldu mu şimdi Salim? Kızcağızın burada kurulu bir düzeni var. Ablası var, sen varsın. Hem kursu ne olacak? Bu kız boşuna mı okudu bunca sene? Yapma Salim. Koskoca kızın köyde ne işi var? Büyüsün, serpilsin diye gönderilecek yaşı da çoktan geçti. Geleceğiyle oynama kızın. Kız çocukları büyüyünce derdi de büyüyor. Annesi de yok başında. Bir başıma koşamıyorum peşinden. Koşma. Kim diyor sana koş diye? Hem gece gündüz koşsan ne olur? Yapacakları bir şey varsa bir yolunu bulur yaparlar zaten Salim. Biz de genç olduk. Bu yaşlarda insanın kanı deli deli akar. Yanımızda tutacağız ki o kanı dengeleyelim. Ben çocuklarıma canımı veririm. Ama Yasemin beni çok şaşırttı, çok üzdü. Başka çare bırakmadı. Sen bilirsin. Ben diyeceğimi dedim. Müsaadenle ben kalkayım artık. Sen de biraz düşün. Ani kararlar verip sonradan pişman olma. Öfkeyle kalkıp zararla oturma.
Çay içmeye gelmiştiniz abla. Olsun. Siz baş başa baba kız için çayınızı. Hem belki konuşacaklarınız vardır. Biz senden sonra da içeriz çayı. Bak Salim, kız evlat başkadır. Bir kere kırıldılar mı bir daha kolay kolay toparlayamazlar. Hadi kal sağlıcakla. Leyla kızıma selam söyle abla. Tamam. Siz de gelin bir gün. Hep ben geliyorum. Hadi. Abin herhangi bir şekilde seninle temasa geçti mi? Yok. Yani hiç konuşmadım ben. Şu an sizden öğreniyorum. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Aklım almıyor. Ya acaba o aldığı ilaçların etkisinde falan mı? Yoksa benim abim hayatta böyle bir şey yapmaz ya. Ya elim ayağım titriyor. Tamam, sakin ol. Niyetim seni suçlamak değil. Ama şunu bil ki abim böyle yaparak aldığı cezayı katlayacaktır. Öyle değil mi? Katlanır cezası. Ya abim böyle bir şey yapmazdı. Aklını falan kaçırmış olmalı. Ya acaba birinden mi akıl aldı? Aklını kaybettiği kesin. Ya siz yine de eğer bulursanız falan ne olur ilk bana haber verin. Ya bir delik yapmadan önce ne olur ilk ben konuşayım ha? Sen de bir haber alırsan ilk önce beni ara. Bak. Sakın onu saklamaya falan çalışma. Yoksa yardım ve yataklıktan sen de ceza alırsın. Anladın mı? Dediklerimi iyice anladın mı? Yazılı ifade için de karakola git. Eğer gitmezsen zorla götürülürsün, haberin olsun. Abi sen nasıl beni bu duruma düşürüyorsun? Sen nasıl kendine bunu yapıyorsun ya? Bana bak Beton. Abimin kaçtığından haberin var mı senin? Hiç şaşırmadığına göre var tabii. Ya zaten sen olmasan o nasıl kaçacak ki? Ya senden başka kime güveniyor? Ya seni boğarım Beton. Abim nerede çabuk söyle. Beton buraya gel, ölümün kolay olsun. Ay Allah'ım ya. Ya ne yapacağım ben ya? Alo. Evet evet, 7 gibi orada olacağız. Bu masa ve oturma planı konuştuğumuz gibi değil mi? Tamam. Görüşmek üzere. Yemeğe geliyorsun değil mi? Evet. Ne güzel. Birlikte gideceğiz yani. Eski günlerdeki gibi. Zehra da bizimle olacak. Saklamaya çalışsan da her şey orta dönmez. Çok yakında yine eskisi gibi sadece ikimiz olacağız. Neyse ben kahve getiriyorum. Olur. Efendim Tayfun? Alo Ömer. Yener hastaneden kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl? Hastaneden tüymüş. İntihar falan hepsi numaraymış. Bizi tezgaha getirdi. Nasıl yani? Şimdi dışarıda mı? Durumu ne peki? Bilmiyorum. Takipteyiz. Bir ekip daha yönlendirdim fazladan. Ama siz yine de dikkatli olun. Tamam Tayfun. Sağ ol.
Aç. Aç şunu. Bir şey mi oldu? Kesin o da duydu. Kahveler geliyor. Ben de yanına atıştırmalık bir şeyler getirdim. Alev, benim çıkmam lazım. Acil bir işim var. Ömer, ama yeni geldik. İşim nereye... var. Teyze, ben geldim kızım. Ay. Ne oldu teyzeciğim? Canın mı sıkıldı senin? Salimlerden geliyorum. Yavrucağın halini bir görsen, Salim de hiç iyi değil. Ne o? Senin de canın sıkkın gibi. Yo, dosyalar, hesaplar, iş işte. Umarım bugün sizi rahatsız etmedim. Haddimi aştıysam özür dilerim. Bu arada seni özledi herkes. Bir an önce gel. Sen olmadan işleri toparlayamıyoruz. Kimden mesaj? İşle ilgili. Hı. Yoksa bugünkü o iş arkadaşından mı? Nereden böyle bir kanıya vardın ki? Suratından. Bu surat bana tanıdık geliyor. Bugün de sen onu görünce böyle olmuştu yüzün. Söyle bana, aranızda iş arkadaşlığının dışında bir şey var mı? Ha? Hayır, ne alakası var teyze? Biz sadece iş arkadaşıyız. Ay, tamam, anladık. Of. Zaten canım sıkkın, öyle diyorsan öyledir. Allah'ım, inşallah kaçmamıştır. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada, hı? Yener hastaneden kaçmış. Onu öğrenmeye geldim. Yalan mı, gerçek mi bilmem gerekiyordu. Bak, lütfen inan. Seni kandırmak gibi bir amacım yoktu. Ama sen benim arkamdan iş çevirdin. Ya sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin, he? Nasıl söylemezsin? Söylemeyi çok istedim. Ama bir türlü uygun anı bulamadım. Bak, gerçekten inan. Sana her şeyi anlatacaktım. Bunu bana en başında söylemen gerekiyordu. Bundan daha önemli bir şey var mı? Söyle, var mı? Ya sen buraya bu şekilde nasıl... Ya tek başına nasıl gelirsin? Bu adamın sana yaşattıkları, ya bize yaşattıkları, he? Gerçeği öğrenmek zorundaydım. Ya ne yapayım? İçim içimi kemirdi, dayanamadım. Tamam. Kabul ediyorum, hatalıyım. Ama sadece bu da değil. Başka bir şey daha var.
Sen bu mektubu bana nasıl daha önce göstermezsin? Nasıl göstermezsin? Dediğim gibi söyleyecektim ama bir türlü fırsatını bulamadım. Ne demek bulamadım? Ya biz seninle aynı evde yaşıyoruz. Hatta aynı... Sen meşgulken nasıl olduğunun farkında değilsin galiba. Bu bahanelerle geçiştirebileceğim bir şey değil. Bana bunu en başından söylemen gerekiyordu. Biliyorum. Tamam, hatalıyım. Hem de en başından beri. Annemin gidişinde ona inandım. Onun yüzünden seni suçladım. Ama lütfen sen de artık duyduklarına ya da gördüklerine değil, etrafındaki insanlara inanmaya çalış. Baba, köy... Kararım kesin Yasemin. Çok yanlış yaptım. İkinizin de hayatına girmemem gerekiyordu. Böyle olacağını bilseydim... Babam vazgeçmiyor. Köye gönderecek beni. Ah be Yasemin. Benimle tehlikede olacaksın. Size bunu yapmaya hakkım yok. İnşallah mutlusundur şimdi. Kimsenin beni düşündüğü yok ki. Başka çare bırakmadın ki kızım. Bir zamanlar ayçiçek yağı vardı. Sonra yerini zeytinyağı aldı. Ay tabii ben... Hani ayçiçek yağı ile zeytinyağını asla kıyaslamam ama şöyle halis mulis bir köy tereyağının yerini hiçbir şey tutmaz anacığım. Ama o da kilo yapıyor Cevriye Hanım. Ay Hediyeciğim, benim kiloların sebebi o mu acaba? E olabilir tabii. Ay yok yok, artık yemiyorum, tereyağı mereyağı yok zaten. Hanımlar. Aa, oğlum sen erken mi geldin bugün? E halacığım iş bitince geldim işte. Yok bir şey. Kimse yok. Evet. Odaya geçip ayrıntılı konuşalım mı? Olur. Selamlar, hoş geldiniz. Selam. Ali, sen de mi erkencisin? Ömer, sen niye döndün? Hani işin vardı? Aa, siz rolleri mi değiştirdiniz? Bu soruyu Ömer'in sorması gerekmiyor mu Ali? Şu an iş arkadaşımla konuşuyorum Nihat. Patronumla değil. Öyle değil mi Ömer?
E karısıyla birlikteymiş işte. Niye endişeleniyorsun ki? Biz odaya geçelim. Alevciğim, niye öyle bakıyorsun? Yalan mı söylüyor? Bugün herkes erken uyumuş. İyi oldu. Yorulmuştum. Bazen zor oluyor. Rol yapmak. Hayır, o değil. Ayşe'nin gülümsemesi yetiyor bana. Hem onunla birlikteyken rol yapmıyorum zaten. O etraftayken ne yapacağız? Sen hastaneye gitmeseydin belki de kaçmayacaktı. Ya mektubu okudun işte. Annemin yerini bildiğini sandım. Nasıl inanırsın öyle birine? İnanmadım. Sadece bir umuttu benimki. Ben üstümü değiştireyim. Sadece bir umut. Çalışıyor. Kapıyı kurcalamış. Hemen yetiş ne olur çocuğum. Hemen geliyorum Şükran teyze. Tamam yavrum. Teyze ya tekrar gelirse ya buradaysa? Yok. Ya çok korktum. Direkt karşı karşıya geldik. Göz göze geldik resmen teyze. Sakin ol. Sakin ol. Bak bakayım bana. Tamam. Bak Tayfun geliyor. Sakin ol. Tamam. Ben... Önce sen söyle. Annemin gidişiyle ilgili... seni suçladığım için çok üzgünüm. Galiba hiçbir zaman bizi terk etmiş olduğuna inanmayacağım. Belki de böylesi daha iyidir. Bazen bilmediklerimiz bizi daha çok mutlu edebilir.
En zoru kabullenmek. Zaman insana kabullenmeyi öğretiyor. Sen de aynı şeyi yaşamıştın. O yüzden anlıyorsun beni. Evet. Ama insan yine de bilmek istiyor. Bir anne nasıl bırakır çocuklarını? Bilmiyorum. Senin annen neden gitmişti? Anlatmak zorunda değilsin. Ne yaptım ben? Niye dokundum yarasına? Nerede bu? Ya kahvaltıyı burada yapalım diye düşünmüştüm. Gerçi sana sormadım ama. Gözleme mi? Evet. Sıcakmış. Yandın mı? Şimdi yiyebiliriz. Lütfen beni köye gönderme. Biletleri aldım. Yarın köye gidiyoruz. Baba, lütfen beni köye gönderme. O kadar emek verdim, hepsi ziyan olacak. Baba, lütfen bir şey söyle. Sen benim okumamı istemiyor musun? Halanın yanına gideceksin, o kadar. Baba, lütfen, söz veriyorum. Evden kursa kursan eve gideceğim. Sözünden çıkmayacağım baba. Lütfen izin ver. Ben okumak istiyorum. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledin. Arkamı döner dönmez onun yanına gittin. Nasıl güveneyim sana? Çok özür dilerim baba. Çok özür dilerim lütfen. Bundan sonra hiç sözünden çıkmayacağım. Bir şans daha ver baba. Sen hiç hata yapmadın mı? Yaptım. Bedelini de ağır ödedim. Annenizle... Yarın köye gidiyoruz, o kadar.
Baba! Gözlemeyi beğendin mi? Evet, güzel olmuş. Eline sağlık. Alo canım. Abla, babam beni halamın yanına gönderecek. Lütfen ne olur gel. Biletleri aldı, yarın gidiyoruz dedi. Yarın mı? Yasemin, tamam canım ağlama. Tamam, ben şimdi geleceğim. Benim hemen çıkmam lazım. O bela dışarıdayken mi? Yani olmaz, çok tehlikeli. Ama Yasemin çok zor durumda. Yani babamla da arası bozuk biliyorsun. Tamam, ben bırakırım seni. Ama sen de çok dikkatli olacaksın. Yani en ufak bir şeyde beni arayacaksın, tamam mı? Tamam. Şuradaki eve de girmişler. Arkadaşların araştırmasına göre karşısındaki eve de. Ekipler arka sokakta bekliyorlar. Ama burada da gözleri olacak. Sürekli dolaşacaklar. Ay, hiç merak etme. Ya iyi ki sizler varsınız vallahi. Çok korktuk, çok. Günaydın. Kuzum, günaydın. Günaydın Leyla. Günaydın. Mahallenize hırsızlar da damlamış. Evet. Ya dün gece de sizi uykudan kaldırdık. Kusura bakmayın lütfen. Ne kusuru canım? Olur mu öyle şey? Ben polisim biliyorsun. Ah evladım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin evladım. Sağ olun. Allah razı olsun teyzeciğim. Sizin de hayır duanızı aldım ya. Artık sırtımız yere gelmez. Ama siz yine de kapınızı pencerenizi iyice kilitleyin. Kimseye kapıyı açmayın, olur mu? Tamam. Teyzeciğim bu size. Yani ben yokken lütfen dikkat edin. Aa. Şu söylediğine bak. Çocuk muyum ayol ben? Şaka yapıyorum teyzeciğim. Neyse ben de geç kalmadan gideyim artık. Şey ben bırakayım seni istersen Leyla. Ya uğramam gereken başka bir yer var. Yine de çok teşekkür ederim. Peki ben de kaçayım. Bugün çok yoğun işlerim var. Biraz yoğun bir gün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi size. Güle güle evladım. Sağlıcakla kal. O kadar yabani olma. Ne güzel bırakacaktı çocuk seni. Adamın işi gücü vardır teyze. Baksana zaten koşturarak gitti. Sabahtan beri ayakta adam. Bu kafayla senin işin zor. Neyse hadi geç kalma sen de işine git. Hadi teyzeciğim kendine iyi bak. Sen de öyle dikkat et ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi güle güle yavrum. Ah ah ne olacak senin bu durumun bilmem ki. Tamam. Sen git artık görünme. Yasemin fark etmesin. Eve girene kadar beklerim. Sonra giderim. Tayfun, Yener'den bir haber var mı? Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ama merak etme, bulacağız. Siz yakalanana kadar dikkatli olun yeter. Tamam. Bir gelişme olursa haber verirsin. Tamam. Merak etme. Ya baba, Yasemin ne işi var köyde? Ne yapacak orada? Babacığım lütfen. Yani tamam bir hata etti. Cahillik etti. Ama annemin gidişiyle boşluğa düştü belli ki. Yani hem Yasemin köyde bir başına ne yapar? En azından burada gözünün önünde. Kontrolümüz altında olur. Her şey yanı başımızda yaptı zaten. Gözümüzün içine baka baka. Yaptıklarının bir bedeli olmalı.
cezasını çekmeli. Vazgeçmiyor. Ben ne yapacağım abla? Canım, bak birkaç günlüğüne köye gidersin. O zamana kadar babamın siniri yatışır. Ben onu ikna edince de geri dönersin. Yasemin, şimdilik üstüne gitmeyelim. Babamı ilk defa bu kadar katı görüyorum. Ya yumuşaması? Ya olur mu öyle şey? Ömür boyu kalacak değilsin ya. Dediğim gibi birkaç gün kalır dönersin. Hem babam senin yokluğunda daha iyi anlar hata yaptığını. Bir özlemeye başlasın. Yasemin, babamın seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. O senin hasretine dayanamaz ki. Hadi, düşünme artık bunları. Bak kendini hasta edeceksin. Şey abla, ben sana bir şey söyleyeceğim. Koray babamın yanına gitmiş. Yanına mı gitmiş? Hı-hı. Benimle evlenmek istediğini söylemiş. Şaka mı bu? Ne diyorsun Yasemin? Nasıl babama gidip böyle bir şey söyler? Bu çocuk aklını mı yitirdi? Ben istemedim abla. Koray benden habersiz gitmiş söylemiş. Ya bilseydim asla izin vermezdim. Yasemin, siz hala konuşuyor musunuz Koray'la? Yasemin, canım bak Koray'dan uzak duracaksın. Tamam. Canım, hadi ben artık gideyim. Canım, sen de köye gidene kadar babamın sözünden çıkma, olur mu? Onun güvenini sarsacak bir şey yapma. Hadi görüşürüz. Gitmemiş. Kardeşin nasıl? Babam Yasemin'i bir süreliğine köye göndermek istiyor. Ya ne yaptıysam, ne söylediysem vazgeçmedi. Çok kararlı. Merak etme. Birkaç güne yumuşar, göndermez kardeşim. Ya inanabiliyor musun? Koray gidip babama Yasemin'le evlenmek istediğini söylemiş. Cesaretli çocukmuş. Evet. Cesareti yüzünden şimdi babam Yasemin'i köye gönderiyor. O da seçimlerinin sonuçlarına katlanacak. Usta. Biliyorum yüzüm yok. Ama ne olur beni bir dinle. Dinlemek mi? Niye? Yasemin'i affet usta. Biliyorum beni affetmeyeceksin. Buna hakkım yok. Ama Yasemin senin kızın.
Biz bir cahillik ettik. Bitti mi? Bitmedi usta. Ben yıllarca babamdan nefret ederek büyüdüm. Ondan ne sevgi gördüm, ne şefkat gördüm. Ama siz öyle değilsiniz usta. Baba kız. Usta. Benim yüzümden aranız bozuldu. Özlemini duyduğum, hasretini çekip gıptayla baktığım baba evlat ilişkisini bozdum. Benim yüzümden Yasemin'i köye gönderip onun kalbinde yara açma usta. Ben çekip gideceğim. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Ama Yasemin sensiz yapamaz ki usta. Annesi gitti. Bir de sen onu bırakma. Emeğini, babalığını asla unutmayacağım. Hakkını helal et usta. Efendim. Ömer'in belalısı kaçmış. Yener miydi? Neydi adı? Öyle mi? Güzel. Bu benim için iyi ama onlar için kötü bir haber. Senin için yaptıkların birikiyor. Karşılığını almak için sabırsızlıkla bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum Hilmi Bey. Elinden daha iyisi gelsin. Beklemeyi hiç sevmem. Söylemiştim. Güveninizi boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Çıkarmasan iyi olur. Yoksa senin için de hiç iyi olmayacak durum. Aklımda bir plan oluşmaya başladı bile, merak etmeyin. İyi. Acele et o zaman. Koray, niye geldin? Babam görürse ikimiz için de çok kötü olur. Korkma Yasemin, uzun sürmeyecek. Gideceğim hemen. Ben babanla konuştum. Seni göndermemesini söyledim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Babam... Ben ustama bir söz verdim Yasemin. Onu bundan sonra üzecek, yüzünü yere eğecek şeyler yapmak istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Ustamı üzme, olur mu? Onun sözünden çıkma. Ne demek istiyorsun?
Çok şanslısın ki böyle bir baban var. Şu kısacık zamanda bile bana sadece ustalık değil, babalık yaptı. Beni kendi oğlu gibi korudu, kolladı. Ben ne desem, ne yapsam onun hakkını ödeyemem. O yüzden en iyisi onu daha fazla üzmeden... Yani neden böyle konuşuyorsun? Ustam sana emanet Yasemin. Yasemin içeri gir. İçeri gir. Ya sana bir şey yaparlarsa? Ya bana bir şey yapmaz o. Gir içeri. Yasemin içeri gir. Gir içeri evlat sen. Usta olmaz. Evlat gir içeri dedim. Gir. Cesedimi çiğnemeden çocuklara bir şey yapamazsınız. Önce salona mı geçelim? Ömer, Ömer, dışarı çıkmıştım. Eve gelirken biri beni takip etti. Anlamadım. Ya biri beni takip etti diyorum. Peşimden ayrılmadı. Ya çok korktum. Elim ayağım boşaldı. Niye takip etsin ki beni yani? Yoksa kaçıracak mıydı beni Ömer? Tamam, sakin ol. Her şeyi en baştan anlatsana bana. Ya dışarı çıkmıştım. Tam eve gelirken... Tamam, sakin ol. Merhaba. Zehra Kervancıoğlu için çiçek getirdim. Teşekkürler. İyi günler. Sana gelmiş. Bana mı? Eğer kimden geldiğini bilmiyorsan bak orada not da var. Hep seni düşünüyorum. Sensiz geçen her dakika bir asır gibi bana. Seni bir an olsun aklımdan çıkaramıyorum. Kimden gelmiş Ömer?